Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz Osmanlıca arşiv belgesi arkadaşlar. 1826 tarihinde kaldırılan Yeniçeri Ocağı'nın eski mensuplarından bazılarının sürgünde bulundukları yerlerde çeşitli cezalara çarptırılmaları ve bu cezaların infazıyla ilgili bir belge olacak. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması hakkında farklı belgelerimiz vardı. Bunları okumuştuk. 15 Haziran 1826 tarihinde Yeniçeriler son büyük bir isyana kalkışıyorlar. Ancak bu isyanı bekleyen Sultan II. Mahmut ve Yeniçeri Ocağı'ndaki bazı üst arkan bunu beklediği için bu isyan karşıt bir isyana ve karşı bir devrime aslında dönüşmüş oluyor. Et meydanı olarak bildiğimiz Yeniçeri Ocağı'nda toplanan Yeniçeriler 15 Haziran günü son bir isyana kalkışacaklardı ve bu isyandan sonra isyan hızla bastırılacak ve 3 gün süren İstanbul içerisinde bir kovalamaca ve iç savaş bir nevi neticesinde Yeniçeri Ocağı mensupları Sultan II. Mahmud'un çıkarmış olduğu farklı emirler, fermanlarla bir kısmı zaten 3 gün içerisinde infaz edilecekler. Çoğunlukta özellikle Rumeli'ye ve bazı adalara firar edecekler. Bunlar da bulundukları yerlerde yine mahkum olunuyorlar. Ancak nihayetinde bu mahkumiyetleri aradan geçen birkaç yıl hatta 5-10 yıl olanlar da var bunlarda. Bunlar neticesinde bazı cezaların infazları olacak. Zaten olayın olduğu yer Yeniçeri Ocağı'nın bulunduğu yer. Günümüzdeki Historia AVM bölgesinde yer alıyor. Et Meydanı olarak bildiğimiz bir yerdir. Buradaki büyük isyandan sonra biz de bugün bu isyandan sonra bazı Yeniçerilerin Vakayı Hayriye esnasında yakalanıp tutuklandıkları veya sürgüne gönderildiklerine dair bir belgeyi göreceğiz ve bu belgede bu Yeniçerilere verilen cezaları ve sürgün edildiği halde hala Yeniçerilik gayretinden vazgeçmeyen bazı eski ocak mensuplarını belge üzerinden görüp ilgili hükümleri çok da uzun değil arkadaşlar bugün bakacağımız kısımlar okuyup incelemiş olacağız sizlerle. Evet başta yine en tepede tarih atılmış arkadaşlar. Bu çünkü çok sayıda bir evrak var. Bunlardan sadece bir sayfası burası. Başta fi tarih yazılmış. Fi sah selh tabirini görüyoruz. Selh ayın son günü anlamına gelir. Selh-i diyoruz. Burada sat harfi geldi. Safer ayının kısaltmasıdır. Yani saferin 29. günü. Sene ise 45. 29 Safer 1245. Yevmi Pazar diye de buraya yazılmış. Pazar günüymüş. Bunun miladi karşılığı da 30 Ağustos 1829, yani ocağın kaldırılmasından 3 sene sonra. Anlıyoruz ki buradaki kişiler bu 3 yıllık zaman zarfında çeşitli sürgünlerde veya mahkumiyetlerde bulunuyorlar. Evet başta bu kısma bakıyoruz arkadaşlar. Üstte cezanın ne şekilde tertip edildiği ve altta da tertip edilen kişiyle alakalı bilgi yer alacak. Merkum kolunda olan nişanı menhusesini iftiharen açmış olduğu. Evet burada menhuse uğursuz demektir. Uğursuz nişanının Yeniçeri ocağı mensuplarının arkadaşlar kollarında nişanları vardır. Her bölüğün, her ortanın, Yeniçeri ortalarının nişanları vardır. Bunlar da bu nişanları kollarına dövme halinde yaptırırlar. Bu işte pazusunda bulunur. Hangi ocağa, hangi bölüye, hangi ortaya mensup olduğu burada gösterilir. Tabi Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra millet ocak mensupları firar ettikleri için bunları bulmanın bir yöntemi de pazuların açarak dövmesi var mı yok mu ona bakmaktır. Hatta burada rivayet odur ki bazı ocak mensupları kollarındaki dövmeyi kazımaya çalışırken kangren olanlar da olduğu rivayeten gelmiştir. Buradaki şahıs da kolundaki dövmeyi iftiharen açmış olduğu ve üzerine lazım olmayan kelamı tefevvühü, ya boş sözleri bir de ayrıca konuşuyormuş demek ki, cünhası suçu
kabahati derciyle içererek yaftası yazdırılıp Sarraçhane başında tertibi ceza olundu. Sarraçhane'de bu kişinin cezası kesilmiş. Bakalım kimmiş? Bu Sultan Mehmet'te çizmeci esnafından Ocağı Mülgada yani lağvedilmiş ocakta 71 cemaatin gayret keşi olup 71. cemaatin gayret keşi olup Veli Nimet-i Alem Şevketlü Kerametlü Efendimiz Hazretlerinin kaldırmış oldukları Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran Sultan Mahmut için tabi burada bir sıfatlar veriliyor oldukları Hasan ismi Hasan Nefer bir kişi yani bu kişi hakkında böyle bir bilgi verdim. Biz şimdi diğer kişiye bakalım. Evet, ikinci kişiye bakıyoruz. Merkum Vak'a-i Hayriye'de taşraya nef olunmuş yani dışarıya sürülmüş ve bu defa bila emr ü ruhsat izni bilgi olmadan Dar Aliye'ye gelmiş ve Ocağı Mülga İstanbul'a geliyor sürüldüğü yerden ve Ocağı Mülga lağvedilmiş ocak uyandı ve babı ser askeri basıldı deyu dürlü dürlü eracif tefevvühüne cesaret eylediğinden. Bu adam da yine diğeri gibi gerçekten yürek yemiş belli ki. Aradan 3 sene geçmiş ve hala İstanbul'a gelip Yeniçeri Ocağı uyandı tekrar. Baba Saraskeri Genelkurmay yani basıldı diye türlü türlü eracif uydurma yalanlar demektir. Tefevvühüne cesaret eylediğinden cünhası beyanıyla yani kabahati beyanıyla yafta yazdırılıp tabii ki bu yaftalar boynuna asılıyor idamlı kişinin. Sultan Mehmet'te tertibi ceza olundu. Bu kişinin de burada bilgisine bakalım. Kum kapı haricinde kahveci Süleyman'ın oğlu ve Ocağı Mülgada 64 gayret keşi İsmail diye yine nefer bir kişi olarak veriliyor. Ama şuna bakalım burada pek eğik değil Allah'tan. Yaftası yazdırılarak Şehzadebaşı'na mahalde tertibi ceza olundu demişler. Beyoğlu'nda Mehmet Ağa Camii civarında mütemekkin tuğlacı esnafından ve mülga bakiyelerinden lağvedilmiş ocak kalıntılarından Mehmet Neferen bir olarak verilmiş. Evet, buradaki son kişiye bakıyoruz artık. Merkum mukaddemce irsali lihye edip lamhaye var. Sakal demektir. Sakal bırakıp yani. Mevali-i kiram hazeratı yüksek kademedeki işte kadı, müreyyes gibi kişiler taraflarından tahrir olunan, yazılan yani tahrir olunan asker ile akçe ve esliha alıp askere yazılanlarla para ve silah alıp yoldan lihyesini tıraş ederek sakalını tıraş ederek avdet ve Üsküdar'da geçti güzar gezip tozmak dolaşmak ve eracif tefevvühüne mücaseret eylediği yine farklı yalanlar söylemeye giriştiği bir tahkik yaftası yazdırılarak Irgat pazarında tertibi ceza olundu. Dördüncü kişi de sakal bırakıp askere yazılmak gibi bir durumu olduğunu muhtemelen değerlendiriyorum. Ancak yolda tıraş olarak bundan vazgeçip orada burada gezip tozmaya dolaşmaya başlamış. Üsküdar'da Dolap Sokağı
Mütemekkinlerinden Ocağı Mülgada 56'nın 56. cemaatin gayret keşi Basmacı İbrahim. En sonunda bakalım ne bilgi veriyor bize. Bala'da Mezkûrül Esami, yani isimleri yazılmış. Vel Cünha ve kabahatleri de yazılmış. Eşhas, şahıslar, merkum olan mahallerde, yine yazılmış olan yerlerde, başka başka bugün tertibi ceza olunmuş oldukları bilgisi veriliyor. Yeniçerilerin uzun yıllar 1826'dan sonra da sürgün edilen, farklı yerlerde mahpus edilen Ocak eski mensuplarının böyle bu tür farklı farklı cezalara çarptırıldıklarını söylemek mümkündür arkadaşlar. Zaten bunun evraklarda da biz bazen 1830'lardan sonra da 34-35'e kadar karşılığını görüyoruz. Tabii ki bazı üst düzey erkanda Sultan II. Mahmut taraftarı olarak ocağın kaldırılmasında ve isyancıların bastırılmasında büyük etken oldukları için ve destek verdikleri için daha farklı makamlara geliyorlar. Bunları da zaten farklı belgelerde, farklı videolarda bizler de size göstermiştik. Bugünlük bu kadar. Kısa bir belge oldu ama Ocak'la da alakalı bilgi vermeye çalıştık. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere.